Bugüne kadar hiç çıkarmamıştı yüzüğünü. İlker de böyle başlamıştı. Ya öyle felaket çağırır gibi konuşmasana. Ya bir anlık dalgınlıkla unutmuştur belki. O kadar olay oldu sonuçta. Sen Ayaz'ı arayıp bir şey söyledin mi peki? Yok, aramadım. Bilemedim ne söyleyeceğim, ne yapacağım. Akşam eve gelince kafasını at. Hatta yemeğine koy, midesine otursun. Tamam Sibel'cim, tamam, sakin, geçti. Bence bu olayı tüm erkeklerden çıkarıp Ayaz'a indirgersek daha iyi olur. İndirgeyeceğim ben onu. Onu bir elime geçireyim, ben indirgeyeceğim bak. Ne demekmiş öyle gidip orada burada kalmalar falan filan. Yüzüğü unutmalar. Ne yaptı bu kız sana ya? Bu kız sana ne yaptı ha? Çok abarttım Sibel. Dün gece fazla tepki verdim. Hah, işte şimdi doğru noktaya geldik. Belki Öykü de zamanla anlar hatasını be ortak. Hiç zannetmiyorum. Sabah yine kaldığı yerden devam etti. Bazen o kadar inat, o kadar şımarıkça davranıyor ki. Aşık olduğum kadın gerçekten bu mu diyorum kendi kendime. Aman ortak, yani bu işin sonu öyle kötü yerlere gitmez değil mi? Zaten üzerimde bir gerginlik vardı. İşteki olaylar, evdeki olaylar derken olan Ayaz oldu işte. Hep annemin yüzünden. Bence babam. Ay evet ya, o da ayrı bir komedi ha. Böyle gizli gizli buluşmalar falan filan, hiç haberimiz olmadı. Peki bir şey soracağım. Şimdi onlar evlenince siz kardeş mi olacaksınız? Biz zaten kardeş sayılırız değil mi Öykücüğüm? Evet hayatım. Ama benim şu an kardeşim değil, kocamı düşünmem lazım. Bana bak, git ofise, tamam mı? Ağzına geleni söyle, fırlat yüzüğü masaya. Biraz daha yapıcı olsak. Evet, bence git özür dile. Yani senin hata yaptığında özür dileyebilen biri olduğunu görsün. Aa, bence de, bak bence de en iyisi bu. Hemen barışırsınız hep, değil mi Sibel'cim? Evet ya. Özür dile ama ezdirme kendini, tamam mı? Kadınlık gururunu düşün. Hatta konuyu öyle bir yere getir ki o senden özür dilesin. Ha, baktın özür dilemiyor, vur kapıyı çık. Hatta kapı ortasını çiz, arabasını rastlayıp atla. Sibel'cim. Tamam, sustum ya. Evet, yani biz sizi kavga ederken görmek istemiyoruz değil mi Sibel'cim? Git bize barış getir, hadi Öykücüğüm. Barış. Konuşabilir miyiz? Buraya senden özür dilemek için geldim. Dün gece olanlar için. Sen haklıydın. Ben biraz fazla tepki gösterdim. Bir de dolapta yarım kalan pasta vardı ya. Ben onun hepsini yedim. Yani sana kalmadı. İçin özür dilerim. Ayrıca çok sevdiğin mavi kazak vardı ya. İşte o artık yok. Onun için de çok özür dilerim. Nasıl yok? Yani var da biraz küçülmüş olarak var. Ben çamaşır yıkarken teknik bir hata yaptım. O da biraz çekmiş. Özür dilerim. Affettin mi beni? Yaşasın, barıştık. Barıştık, değil mi? Tamam Öykü. Barıştık işte. Yüzüğün parmağında değil. Evden çıktığımda arabada fark ettim. Toplantıya geç kalıyordum. O yüzden geri dönemedim. Ben de öyle düşündüm. O yüzden gelirken getirdim. Peki. Ay, boşanmaya karar verdiniz sonunda. Hiç zahmet etmeyin. Tanıdığım bir avukat var. Sizi 5 dakikada boşar. Boşanmayı düşünmüyoruz. Biz barıştık.
Buradan pek barışmışsınız gibi durmuyor ama. Gerçi normal. Ben Ayaz'ı tanıyorum. Bir kere kırıldı mı kolay kolay affetmez. Aynı annesi. Bak ben de Mehmet'i affetmiyorum. Ay aklıma gelmişken. Mehmet ne yapıyor? Şirketteki kızlarla arası nasıl? Ha? Yani yüzüğü falan taktı ama ne bileyim bir soğuktu. Ama barışınca kalbiniz hopup falan etmedi mi yani? Benim etti de Ayaz'ın... Nasıl yani? Ya işte ben böyle barışınca sevinçle gittim buna sarıldım falan. Ama bir baktım Ayaz'da kıpırtı yok. Yani şu kapıya sarılsam daha fazla elektrik alırdım. Buz gibiydi. Hmm. Demek ki bayağı kırılmış sana. O yüzden öyle hemen çözülmemiş. Ay ne yapacağım Şeyma? Çözülmesini mi bekleyeceğim? Adam dondurulmuş gıda gibiydi. Kim bilir ne zaman çözülür? Hayır, beklemeyeceksin Öykü. Bu işi hızlandırmak senin elinde. Ne yapacağım? Yani biraz voltajı yükselteceksin. Nasıl ya? Yani biraz iş ve cilve falan yapacaksın. Öyle çözülür o buzlar. Başka yolu yok bunun. Ay gerçekten hiç bilmiyorum senden akıl alarak doğru mu yapıyorum? Sonuçta Mete'yi kıskandırmak için tankut icat etmiş birisin. Var. Tamamıyla senaryo yazıyorsun şu an. Bence o senaryoyu sen yazdın da istediğin reytingi alamadın. Mete pek kıskanmadı sanki. Yok öyle bir şey. Ayrıca şu an Mete konusunu kapatabilir miyiz lütfen? Ben sana şu an aşk diyorum, voltaj diyorum. Sen benim söylediklerimi yap, gör bak neler oluyor. Hiç. Öyle bakıyorum. Sen ne yapıyorsun? Voltajı yükseltiyorum. Voltaj mı? Yani sence de birden ışıklar fazla parlak olmadı mı? Voltaj yükseldi galiba. Bilmem. Fark etmedim ben. Gözüme kirpik kaçtı, bir baksana. Küveti mi doldursak? Ben çıkacağım birazdan. Nereye? Ya bizim çocuklarla erkek erkeğe takılacağız. Ben de geleyim. Erkek erkeğe dedim Öykü. İyi, tamam o zaman biz de kız gecesi yaparız. İyi, kızlara selam. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ceviz kırıyorum. Sen seversin zaten ceviz kırmayı. Yani insan rahatlıyor vallahi. Hoşuma gidiyor. Kırdıkça bir tane daha kırasın geliyor. Biraz da ben rahatlayayım o zaman. Spor nasıldı? İyi. Her zamanki gibi. Sen böyle sürekli gidiyor musun spora? Tabii. Yani haftada en az 3 kez. Evde yapsan olmuyor mu o sporu? Niye dışarıda yapıyorsun? Evdeki spor başka, dışarıdaki başka. Ama ben ikisinden de vazgeçmem. Ama spor sana yediririm ama sen de White suçüstü yakalayamadım. Su? Su dedin de aklıma geldi.
Az önce internete girdim de yeni biriyle arkadaş olmuşsun. Bengisu. Ha o mu? Ya liseden arkadaş. Yani yıllar sonra birbirimizi bulduk. Bir bitemediler ya. Lise, ortaokul, kreş, anaokulu. Ne bitmez arkadaşlarım varmış. Kıskançlığa gerek yok. Hem seni biliyoruz abi. Sen bana şu internet şifrelerini versene. Nereden çıktı bu? Hiç, öyle bir bakayım. Sen bana güvenmiyor musun? Sana güveniyorum. Kırmızı ruja güvenmiyorum. Ne? Şifre, şifre. Sen de lazımsın bana. Şimdi bak yarın abim doğum günü var ya. Tamam Burcu tamam. Bırak onları şimdi konuşmamız lazım. Gir içeri. Burcu bugün bir sürü kötü şey oldu. Ama şimdi onları sana anlatmakla uğraşamayacağım. Çünkü ispatım yok. Delil topluyorum. Delil biri geçiyorum. Delil ki Ayaz Facebook'ta liseden tanıdığı bir kızla arkadaş olmuş. Şifresini istedim bana vermedi. Ne diyorsun ya? Biz de o zaman girelim internete, birkaç şifre deneyelim, belki tuttururuz. Doğum günü ya da ilkokul öğretmenin adını falan yazalım. Zor. Ayaz öyle şeyler şifre yapmaz. Bana bile çok önceden demişti ki, öyle şifreni uzun tut, yok büyüklü küçüklü harfler kullan, bu rakam ekle falan filan. O zaman işimiz epey zor. Ya da o kadar değil. Tabii değil mi? Evet. Ya bunlar da böyle bazen Facebook açık kalıyor. Vallahi açıkmış. Bakalım bakalım kimmiş bu yeni arkadaş? Mesaj açmışlar mı? Ha işte burada. Bak ya. Bak ilk mesajı da o atmış bir hafta önce. Ayaz'cığım merhaba. Cım. Cım. Daha ilk cümleden. Seni yıllar sonra internette bulunca çok sevindim. Çok heyecanlandım. Yolarım ben bunu ya. Hala lisedeki kadar sevimlisin. Haberleşelim. Mutlaka görüşelim. He oldu canım oldu. Ben görüştürürüm sizi zaten. Ayaz Ayaz ne demişiz? Buraya çok sık girmiyorum. Telefondan haberleşelim. Telefon numarasını yazmış 2 gün önce. Öykü kim geldi? Kapat kapat kapat. Merhaba. Ay merhaba Ayaz. Yarın abimin doğum günü ya ben de onunla bir konuşalım diye. Uğrayayım dedim. Sibel'in kafede yapalım her zamanki gibi. Geleneği bozmayalım. Tabii ya, geleneği bozmayalım. Haberleşelim. Mutlaka görüşelim. Neyse, ben yukarıdayım. İnternete takılırım biraz. Haberleri falan okurum. Görüşürüz. Bak, elimizde yeterli derecede delil yok. Yani beklemede kalalım, tamam mı? Kafam bayağı bulanık vallahi. Hiç doğum gününe falan yardım edecek halin yok. Ve sonra haberleşiriz o zaman ben gideyim. Tamam tamam. Ya Öykü artık bir şeylerden şüphelenmeye başladı. Ya her şeyi öğrenecek diye korkuyorum. Biliyorum biliyorum bu sadece ikimizin arasında. Biz yine de dikkatli olalım. Tamam, merak etme, geç kalmam. Yarın görüşürüz. Biriyle mi konuşuyordun? Ha, şeyden aradılar. Spor salonundan. Yok, üyeliğinizi yenileyecek misiniz falan. Yenileyecek misin peki? Tabii canım, sporu bırakmaya niyetim yok.
bilireceksin Öykü, az kaldı. Az kaldı. Sabahtan beri hiç konuşmadın. Keyfin mi yok? Yok. İşleri düşünüyordum ben. Merak etme, her şey yoluna girer. Sen işe mi gideceksin? Bütün gün ofiste olacağım. Yani yetiştirmem gereken bir sürü proje falan var. Tamam. Kolay gelsin o zaman sana. Sana da. Gel öpeyim. İşin gücün yok. Bütün gibi adamı takip mi ediyorsun? Yine mi sen ya? Vallahi ben de aynı soruyu sana sormak istiyorum. Ay hadi çabuk çabuk, gitti adam. Hani işe gidecektin? Efendim Öykü. Merhaba Ayaz'cığım. Nasılsın? İyiyim. Ne oldu? Ne demek ne oldu ya? Kocamı arayamayacak mıyım ben? Neredesin? Öykücüğüm, işe gidiyorum. Az önce konuştuk bunu. Evet, konuştuk da. Ne bileyim ya, belki karar değiştirmişsindir. İşe gitmekten vazgeçmişsindir. Ben de gitmemişim mesela bugün. Birlikte baş başa bir şeyler yaparız. Öykücüğüm, ben bugün çok yoğunum. İş yerinden çıkamam. Başka bir şey söylemeyeceksen kapatıyoruz. Ama... Akşam görüşürüz. Kapattı. Şirket ne zaman taşıyla taşındı acaba? Ha, gidiyor gidiyor, çabuk takip et. Araç bozuldu galiba, baksana. Ya tamam tamam, çabuk sen kolundan falan geç, kaçırmayalım. Ben senin ne işler çevirdiğini öğreneceğim Ayaz, elimden kurtulamayacaksın. İşe gidiyorum demiştin. Sen beni takip mi ediyorsun? Hiç lafı çevirme. Bana yalan söyledin. Yoksa... Ayaz, yoksa başka biri mi var? Ayaz, daha evleneli kaç gün oldu? Ne çabuk bıktım benden. Peki saçmalama, daha neler? Ya sen iyice paranoyak oldun ha. Peki niye bana yalan söyledin? Niye işe gidiyorum dedin? Hayat, kim için geldin buraya? Niye geldin? Kimle buluştun burada? Öykü, ben toplantıya geldim. İş toplantısına. Anladım. Anladım, toplantıya gelmişsin. Anladım. Niye anladın Öykü? Ya Zerdeçal Tekstil'e gelmişsin.
Belki kendin itiraf etmek istersin ha neler çevirdiğini. Burası siparişlerini bizden geri çeken şirket. Ben bu binaya iş konuşmaya geldim. İş konuşmaya geldiğim belli zaten. Hiç lafı eveleyip geveleme Ayaz. Ne yaptığını biliyorum. Zerre Çağ Tekstil'e geldin. Çünkü artık bizde çalışmayacaklarına göre onca siparişi başka bir şirkete vereceklerini biliyordun değil mi? Ne var bunda? Onlara teklif vermeye geldin değil mi? Annenle beraber olup müşterimi elimden almaya çalıştığınızı inkar mı edeceksin? Zerre Çağ Tekstil senin müşterin değil. Senin de değil. Olmayacak da. Sen Zerre Çağ nedir daha onu bile bilmiyorsundur. Tabii ki de biliyorum. Zerre Çağ bir bitki. Aynı zamanda baharat olarak da kullanılıyor. Gördüğün gibi dersimi çalıştım. Aman ne güzel. Hiç boşuna lafı çevirmeye kalkma Hayat. Biz neyi tartışıyoruz ki burada? Senin bu yaptığına fırsatçılık denir. Fırsatçılık değil Öykü, ticaret. Eğer bir talep varsa, siz bu talebi karşılayamıyorsanız biz de teklif verebiliriz. Senden bunu hiç beklemezdim Hayat. Ya daha annenle çalışmaya başlayalı kaç gün oldu? Hemen ona benzedin. Annem beni, ya senin karını bitirmeye çalışıyor. Sen de ona yardım ediyorsun. Öykücüğüm bak, iş başka, aşk başka. Biz evde karı kocayız, tamam. Ama piyasada rakibiz. Senin bunu ayırmayı öğrenmen lazım. Öğrendim Ayaz. Teşekkür ederim. Ama annene asla pes etmeyeceğimi söylemelisin. İkiniz de bunu böyle bilin. Çünkü karşınızda yılların Atlantis'i var. Yani sahibi değilse bile sözünde duracak olan bir Atlantis. Ayrıca karşınızda Öykü Dinçer var. Genç olsa bile pes etmemeye kararlı, inatçı, çalışkan Öykü Dinçer. Öykü Hanım. Lütfen, lütfen sözümü kesmeyin. Ne diyordum? Ayrıca bu Öykü Dinçer'in arkasında, özel hayatında onu her zaman destekleyen bir ailesi var. Tamam, kayınvalidemle arada atışıyoruz ama ne olacak ki? Böyle şeyler her ailede olur. Bir de bunun yanında Öykü Dinçer'in şirketinde güçlü, kendisine güvenen bir ekibi de var. Tamam Öykü Hanım. Gerçi Sabit Bey'le arada farklı düşüncelerimiz oluyor ama olsun. Bu farklılıklar bizi güçlü kılıyor. Anladım Öykü Hanım. Sizinle çalışmayı kabul ediyorum. Sonra... Ne? Pardon, ne dediniz? Ben o sırada kafamda ne söyleyeceğimi kuruyordum da tam duyamadım o yüzden. Tamam diyorum, siparişlerimizi geri çekmiyoruz. Sizinle çalışacağız. İçecek menüsü falan ister misin? Yoksa böyle beklemek güzel mi? Onu ben alacaktım. Ya içecek bir sürü şey var Öykü. Olabilir ama bundan bir tane kalmış. Ve sen o dev cüsserle dolabı kapatmasaydın ben bunu alacaktım. Hem suçlu hem güçlü. Bak ikimiz de sinirliyiz, tamam mı? O yüzden bu konuyu sonra konuşalım Öykü. Sen ne yaptığının farkında mısın? Asıl sen ne yaptığının farkında mısın? Ne demek evliliği gözden geçirelim Öykü? İşler biraz zora girdiğinde durup savaşmak yerine kaçmak en kolay değil mi? Ne yapacaksın? Gene İtalya'ya mı kaçacaksın? Ne alakası var ya? Benim hiç öyle bir niyetim yok. Ama belki sen valizini toplayıp Mete'nin evine girersin. Vallahi ben evimden memnunum. Hem gitmek istesem de Mete'nin evinden daha uzak bir yer seçerim. Emin ol. Asıl ben daha uzağa giderdim. Hatta Kuzey Kutbu'na falan giderdim. Aramızda ne kadar enlem farkı olursa o kadar iyi.
Asıl sen özür dileyeceksin. Görürsün sen. Görürsün sen. Ne yapıyorsun sen? Salonda yatacağım. Hayır efendim. Ben yatacağım salonda. İyi. Nasıl istersen. Nasıl ya? Beni salonda yatırıp kendin burada mı yatacaksın utanmadan? Öyküyü dramdan komediye çevirmek için ne yapmalı? Var mı bana şöyle sıkı bir tavsiyesi olan? Olur mu? Olur. Bana sorarsan hiç uzatma. Hemen git Barış Öykü'yle. En iyisi bu. Varsa bundan daha iyi fikri olan durmasın, paylaşsın hemen. Olur mu olur? Ne oldu? Geç mi kaldım? Niye burada uyudun sen? Sana ne? İstediğim yerde uyurum. Hem zaten artık orası. Bir dakika, bir dakika. Neymiş artık orası? Ha, pardon. Biz evliliğimizi gözden geçiriyorduk, değil mi? Peki nasıl oluyordu bu? Bir liste yapıp artılarını, eksilerini bir tarafa mı yazacağız? Ayaz. Peki eksiler daha fazla çıkarsa evliliği alıp çöpe mi atacağız? Hayır. Bak bu böyle olmaz, tamam mı? Bizim artık konuşmamız lazım. Of. Ayaz. Beni utanmadan kapıyı suratıma mı kapatıyorsun? Ya konuşmamız lazım diyorum sana, niye kaçıyorsun? Aa, yeter Öykü, amma üzerime geldin ha. Ancak özür dilersen konuşuruz. Ben mi senden özür dileyeceğim? E niye konuşmak istiyorsun? Bana mı özür dileteceksin? Çok beklersin canım, konuşmak falan yok. Şunu ortasından sıkmamak ne kadar zor olabilir ki? Ben öyle seviyorum belki. Duşa gireceğim, çabuk ol. Önce ben gireceğim. Aşağıda bir duş daha var, sen oraya gir. Olabilir.
Ama ben orayı sevmiyorum. Ayrıca oranın duş başlığı bozuk. Öyle mi? Ayaz ne yapıyorsun? Ortada bir duş. Girmek isteyen iki kişi olunca ne yapacağız? Mecbur beraber gireceğiz. Ne alakası var ya? Bak emin misin? İkimiz de rahat rahat sığarız. Pis kalırım daha iyi. Ölürsün değil mi şu bardağı makineye koysan? Belki daha içeceğim. Aha, tabii. Ya ben her seferinde seni arkanı toplamak zorunda mıyım ya? Allah Allah, toplama. Ben zaten koyacaktım onu beklesen. İki dakika tezgahın üstünde durunca kıyamet kopmuyor. Birazcık titizlik ya, birazcık titizlik. Buraya rahatlık, anlamıyorum ki. Canım ya, kıyamam ben sana Ayaz. İşte bunlar Ayaz'cığım, hep görücü usulü evliliğin sonuçları. E tabii, daha yeni yeni öğreniyorsun huylarımı değil mi? Huylarını biliyorum da yeni yeni dikkatimi çekiyor canım. Sen şuna yeni yeni batıyor desene canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.